Makyözlerin virtüözü var burada. Sen hala uykusuzluğun izlerini mi arıyorsun? Ay, bozuluyorum bak. Gerildim Merih'cim, tamam. Gerildim. Gerilirsen hata yaparsın. Keep calm, sakin. Tamam da bizim bugün o parayı almamız lazım. Ya Bige bize son dakika arızı çıkartırsa o zaman ne yapacağız? Hı? Ay ne yapabilir ki? Ya hesap belli. Ekip önden ödeme istiyor diyeceğiz. Hem zaten parayı o vermiyor ki. Dur. Merih'cim, peki sen bu ucuz işçilikle bu aplikasyonu çıkartacağımıza inanıyor musun? Hayır, ben bu çocuklardan hiç ümitli değilim de o yüzden soruyorum. Tatlım, pardon da bulunduğun yerden sen burayı ümit edebiliyor muydun? Hah, step by step. Yani her şeyi aynı anda düşünürsek hiçbir şeyi halledemeyiz. Sen şimdi bak, içine dön. Hı-hı. Sakinle ve Melis'i yüklemeye başla. Bak zira bu kaygı yumağıyla Bige seni o masada paketler bırakır. Biz buralara paketlenmeye gelmedik Merih'ciğim. Hadi bitirelim şu işi. Tabii biliyorsunuz bunlar daha çok basic'ler. Yeni çalışmaya başladığımız için tabii. Yo, vallahi bu kadar kısa sürede gayet güzel yol kat etmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Yalnız biz bütçeyi konuşmadık. Ne yapalım? Yani yaşanan durumlar yüzünden sıkıştırmak istemedim pek. Hallediyordum ben, bir sıkıntı yok. Acelesi de yoktu. Artık ne zaman uygun olursa. Ben her zaman müsaitim. İsterseniz hemen konuşabilirim muhasebeyle. Tabii. Açık muhasebe olacak zaten. Muhasebeniz benimle iletişime geçebilir. Ben bu iyimser havayı bozacağım ama dün ben de biraz çalıştım. Bazı notlarım olacak müsaadenizle. Tabii, dinliyoruz Bigeciğim merakla. Şimdi, fikir zaten güzel. Başından beri hemfikiriz. Uygulama da fena olmamış. Tebrikler. Ama sanki profesyonel bir dokunuşa ihtiyaç var. İsterseniz benim notlarım üzerine ilerleyelim. Tabii, ilerleyelim tabii. Melih, senden akıllı mısın? Yani bütün bu notlarının biz de farkındayız ama daha yolun çok başında olduğumuz için... Anlıyorum, anlıyorum hayatım. Argümanlarınızı da kabul ediyorum ama tasarım grubunu değiştirmekte ısrar ediyorum. Çünkü belli ki bu ekipte bu göz yok. Olsun, olsun. Ortak beğeniyi bulana kadar çalışırlar. Hayatım işte. Vakit kaybı. Hem sen de görüyorsundur. Paris School of Art'ta yetişmiş bir gözsün neticede. Moda diye hatırlıyorum. Doğru mu Melis? Hı hı, moda. Ama ben bu işe de el attım. Ve size bir sürpriz yapıp buraya alanında çok iyi bir arkadaşımı davet ettim. Yani biraz bütçeyi yükseltecektir ama kesinlikle işin ehlidir. Hem de... Seninle aynı okulda okumuş Melis için. Ya? Ben o zaman onu hemen karşılayıp geliyorum. Güzel sürpriz. Çok güzel sürpriz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zafer Künksan. Nil. Hoş geldiniz. Merih, Melis bende. Merhaba. Memnun oldum. Evet, vallahi Bilge Hanım sizi öve öve bitiremedi. Merakla dinliyorum sizi. Bilge bana projeden bahsettiğinde çok heyecanlandım. Uzun zamandır benim de aklımda olan bir şeydi. Yani epeyce fikrim var. Ne hoş. Ne hoş değil mi Beril? Melis'te de aynı okuldan mezunmuşsunuz. Öyle mi? Ben de çok şaşırdım hayatım. Yani ne kadar iyi bir tasarımcı olduğunu biliyordum ama okuluna bakmamıştım. Melis'ten sonra dikkatimi çekti. Siz hangi dönem mezunusunuz? Aynı dönemde okumuşsunuz. Ya hiç bahsetmedim Bilgeciğim. Hayatım ben de yeni fark ettim. Aynı okulda hiç karşılaşmayın. Gelin burada aynı masada oturun. Biraz garip geldi. Değil mi? Dünya ne küçük gerçekten. Çok şanslısınız. Sen çok güzel okunmuş. Melis Hanım hep anlatır, özenirim. Değil mi Melis Hanım? Ya hadi bak yılmak yok. Mezun olduğun okul. Paris School of Art. Eski adı? Sen Art School. Yani kısaca sen. Peki o dönemdeki en efsanevi kadrosunu kimler oluşturuyordu? Ya Merih bunlar hep ıvır zıvır bilgiler değil mi? Biliyorum işte yetmez mi? Network her şeydir. Bir bilene denk gelirsin. Şişer kalırsın. Ya burası senin mezun olduğun okul. Hadi dökül. Tamam. Tamam hatırlayacağım. Dur bekle. Evet. Moda okudum ben. Tasarımla da ortak bir dersimiz vardı. Bayan Matildin dersi. Sen mi? Nil... Paris School of Art'ta okumamış mıydın? Evet, farklı herhalde. Hayır. Paris School of Art yeni ismi. Ama genelde pek yeni ismiyle bilinmez. Sen Art School diye bilinir. Kısaca sen. Bilmiyor muydunuz siz? Ortak dersiniz varsa karşılaşmışsınızdır canım. Yani kaç tane Türk olacak sonuçta bir sınıfta. Bilgeciğim, seninle 2 dakika dışarıda bir görüşebilir miyiz? Sana söylemem gereken bir şey vardı. Kusura bakmayın tekrardan, hemen döneriz. Hemen geliyorum ben. Arkadaşlar ne oluyor? Bana bak, ben buraya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Senin gibi baba parasıyla hazırak olmadım Bilge Hanım. Hem böyle kumpaslar kurmak senin haddin değil. Nasıl? Çok eğlendiniz mi? Ne diyorsun Nil? Anlamıyorum. Gayet iyi anlıyorsun. Benim bir gerekçem var. Ben yeteneğimi sizin gibilerin gözüne ancak sokabildim. Senin gerekçen ne? Ne gerekçesi? Ne diyorsun ya? Hadi oradan ya. İşsiz gibi bir de beni yalanlamak için okuldan birini bulup getirmişsin karşıma. Ama ben bunun rövanşını alırım elbet. Ya iyice salağa bağladım. Ne rövanşı? Okulu CV'me yalan yere eklediğimi madem fark ettin, niye gelip insan gibi bana sormuyorsun gerekçemi? Ama tabii zengin şımarık kızımız bunu da ancak bir sahneye çevirecekti değil mi? Ama unutma, ben sizden olmayabilirim ama sizin yanınızda piştim Bilge Hanım. Bunun rövanşını alacağım. Ne oldu Bilge? Çok acil bir işi çıktı da özürlerini iletti. Neye sinirlenmiş olabilir sence bu kadar? Sanatçı kapısı herhalde. Böyle değildi ama. Çok bozmuş. Bozmuş. Tebrik ediyorum. Sayende tarihin en tuhaf toplantılarından birini gerçekleştirdik. İyi ki bizimlesin. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu. Onu da biz kaçırdık sanırım. Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.